Kayalı'da günlerce, aylarca, yıl boyunca uygun fiyat. Gömlek 39, pantolon 39, mont 99, takım elbise 199. Üstelik bonusa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kayalı. Kayalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi başlıyor. Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nden herkese iyi akşamlar. Ekim'in ilk haftası yine bir Perşembe akşamı klasiğinde amatör branşların Türkiye'de öncüsü, ilk adresi ama son adresi olmayan Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'ndesiniz. Sizler ekranları başında amatör branşlara gönül vermiş değerli konuklarımız ve biz sizlerin en mahrem alanlarına, evlerinize kadar geliyoruz. Ve umuyoruz ki yine keyifli bir program olur. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok önemli konuları değerli konuklarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii Bal Ligi'nin ikinci yılındayız ama ikinci haftasına girmek üzere olduğumuz bu akşamda yine birbirinden değerli konuklar var. Bunların hemen başında Kırklareli'nin baba eskisi, yılların baba eski spor kulübü başkanı bizimle beraber Sayın Adnan Üstünay bizimle beraber. Bir de İstanbul'un yine Güzide ilçelerinden Sultan Gazi'nin özellikle çok değerli, çok başarılı bir başkanı var. Sayın Nevzat Yılmaz bizimle beraber olacak. Tabii yine yepyeni yüzleri Teknome TV ekranlarında görmeye devam edeceksiniz. Özellikle Aslı Bozkurt hanımefendi bu akşam bize renk katacak. Geçen hafta özellikle dün çok renkli görüntüler, önemli röportajlar yaptı. Nerede mi? Tabii İstanbul'un başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mimar Kadir Topbaş'ın tam 700 takıma 130 bin parça malzeme dağıttı. Üstelik 13 branşa sığdırdığı o güzel günde Aslı Bozkurt güzel röportajlar yaptı. Yayını hazırlamaya çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde bu güzel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ama ben hemen sözü konuklarıma vermek istiyorum. Sayın Başkan, öncelikle baba eskiden hoş geldiniz. Nevzat Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı Bozkurt, sana da hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bu akşam beraber soluk soluğa bir program olacak. Peki önce senden başlayalım istersen. Kısa bir biyografini alalım. Aslı Bozkurt kimdir? Tekrar programa hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Fransızca öğretmenliği yaptım uzun bir dönem. Fransızca öğretmenliği mezunum. Ama spora her zaman ilgim vardı. Özellikle futbola. Son birkaç aydır da sizle özellikle sizin desteklerinizle spor camiasına katkıda bulunuyorum. Evet, peki Sayın Başkanım, sizi Teknome TV ekranları çok yakinen tanıyor ama İstanbul'u temsilen Bal Ligi'nde ilk yılın heyecanı var. Peki bir güncelleyelim mi biyografimizi? Nevzat Yılmaz kimdir efendim? Evet. Nevzat Yılmaz kimdir? Evet. Nevzat Yılmaz Sultan Gazi'nin bir neferidir. Özellikle 11 yıldır kulüp başkanlığı yaptığımı bütün camia biliyor. Fakat son 3-4 yılımızı çok ciddi yatırımlarla geçiriyoruz. Hatırlarsanız 2 yıl önce birinci amatöre çıktığımızda yine sizin programınıza katılmıştım ve o gün demiştim ki Sultan Gazi Spor Kulübü yakın zamanda hedeflediği bölgesel lig ve 3. lige çıkacak. İnşallah bu yolda hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. 2 yıldaki şampiyonluk, özellikle geçen yılki şampiyonluğumuz çok önemliydi. İstanbul'un Şampiyonlar Ligi dediğimiz ligde şampiyon olduk. Ve inşallah bu sene de bölgesel amatör ligde 13. grupta iyi bir yol çizeceğiz. Başarılı olacağız inşallah hocam. Evet Sayın Başkanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adnan Üstünay'ı bir tanıyalım efendim. Tabii, Adnan Üstünay 21.02.1966'da Babaeski'de doğmuş ve ticaretle uğraşıyor. Amatör olarak futbol oynamış Babaeski Spor'da ve Nevzat Başkanım'ın yanında ben çiçeği burnunda bir başkan sayılabilirim. Yeniyim daha. Fakat Babaeski Spor bildiğiniz gibi köklü bir kulüp. Bu kulübümüzü şu anda hak etmediği bir yerde, onu daha ilerlere taşımak, ilk hedef üçüncülük olursa niye ikincilik olmasın diye buralara gelmeyi düşünüyoruz. Evet, değerli izleyiciler, bu akşam yine birbirinden renkli konular var, görüntüler var, önemli telefon bağlantıları var. Ekranlarınız başından kesinlikle ayrılmayın. Biz biliyorsunuz olimpik branşların değişmeyen adresi olarak
Elimizden geldiği kadar bu canlılığı sizlerle beraber, sizin desteğinizle her zaman Türkiye'nin en çok seyreden ekranlarından Teknomi TV'de paylaşmaya çalışıyoruz. Efendim tabii İstanbul büyük metropol aslında iki sezon evvel, tabii iki sene evvel 50'nin üzerinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bu kentte biliyorsunuz 2012 sporun kültür başkenti, aynı zamanda 2020 olimpiyatlara aday başkentinin bitmek bilmeyen etkinlikleri var. Dünyada sadece kıtalar arası İstanbul'da yapılan Avrasya Maratonu'nun 33.sü yapılacak ve önemli bir basın toplantısı vardı. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Spor AŞ Genel Müdürü Sayın Alparslan Ertekin'in çok başarılı bir sunumu vardı ve orada inanın basın ordusu bir önceki seneden daha fazlaydı. İsterseniz hemen sözü uzatmadan Miniatürk'te yapılan bu güzide basın toplantısına gidelim. Evet, 33. Kıtalar Arası İstanbul Avrasya Maratonu ile İstanbul kentimiz tekrar koşacak. Parkurumuz değişti. Start ve finiş noktalarımızda bazı ufak değişiklikler gerçekleştirdik. Hem maratonumuzu, diğer çiftli koşularımızın ve halk yürüyüşümüzü daha sağlıklı gerçekleştirilmesi adına. Bu yıl halk yürüyüş, şu anda ekranın gerisinde görmüş olduğunuz Altunzade Köprüsü'nün hemen altından bu yıla kadar başlatıyoruz halk yürüyüşümüzü. Ancak bu yıldan itibaren gördüğünüz üzere Altunzade Köprü bağlantısının tam hizasından başlatacağız. Bunun da nedeni Altunzade Köprüsü üzerinden maratonumuza, halk yürüyüşümüze, yürüyerek start noktasına varmak isteyen vatandaşlarımızın start noktasının önüne çıkarak, yürüyerek geldiklerinde start noktasının önüne çıkarak oluşturdukları bazı olumsuz görüntülere son vermek. Bu şekilde çok daha sağlıklı bir start noktamız oluşacak. Halk yürüyüşüne katılacak olan gençlerimize bir uyarı daha yapmak istiyorum. Yarış günü 16 Ekim Pazar günü Altunzade Boğaziçi Köprüsü katılımı yaya girişine kapalı olacak. Bildiğiniz üzere geçen yıl başlattığımız 8 kilometre çiftli halk koşumuz vardı. 8 kilometre çiftli koşumuzun startını bu noktadan gerçekleştirmiştik. Bu yıl bu noktayı görevli araçlarımız için tahsis edeceğiz. 8 kilometre çiftli koşumuzun startını da birazdan göstereceğim şekilde daha ileri bir noktaya taşıdık. Halk yürüyüşüne Anadolu yakasını ikamet edip yürüyerek gelecek olan tüm vatandaşlarımızın uyarımız Altunzade Köprüsü istikametinden start noktasına katılmaları ve Altunzade Boğaziçi Köprüsü katılımı yolunu kullanmamaları. İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Geçen yıl siz görsel ve yazılı basının kamuoyuna bildirdiğine göre biraz abartılın. İşte köprünün fazla izdihamdan dolayı sallanması vesaire teknik sebeplerden dolayı müjdeli haberi sonra Ulaştırma Bakanlığı ve köprü baş mühendisliği açıkladı kamuoyuna. Köprüde herhangi bir hasar, herhangi bir tehlike olmadığını kendileri bizzat açıkladılar. Bu çerçevede uluslararası Avrasya Maratonu'nun 41.195 kilometrelik koşu hattıyla 15 kilometrelik ödüllü koşumuz herhangi bir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Bu yapılacak. Uluslararası arenada bir problem yok. Halk koşusunda katılımın çok yoğun olmasını dikkate alarak 2000 yılında ve 2010 yılında yaşanan o sıkıntıları geniş halk kitlelerini organize edebilmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yarın pazartesi günü tekrar bir toplantımız söz konusu olacak. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi köprü üzerinde bir festival havasına dönüşüyor halk yürüyüşü, halk koşusu. Koşudan ziyade insanlar yürümeyi, koşmayı bırakıyorlar. Köprü üzerinde bir yığılma söz konusu oluyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Netice itibariyle oradaki farklı anlaşılmalara, farklı konuşmalara da sebebiyet veriyor. O açıdan biz bu yıl Emniyet Müdürlüğümüzde bütün kurumlarla işbirliğiyle bu tedbirlerimizi pazartesi günü görüşerek kamuoyuna açıklayacağız. Bu sene en büyük yenilik diğer yarışıyor olduğumuz uluslararası maratonların uzun yıllardır yapıyor oldukları fuarı biz de bu sene çok daha ciddi, çok daha Spor AŞ'ye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakışır bir nosyonda yapacağız. İkinci olarak geçen sene
230 bin civarında katılımcı olmuştu. Ama bu 230 bin katılımcının yaklaşık 110 bin tanesi kayıt olmuştu. Bu sene biz diyoruz ki 120 bin ile kayıtı sınırlandıracağız. Yani 120 bin kişi kayıt olan İstanbullu bu yarışta koşabilecek. Üçüncü yapılacak olan yenilik bu sene halk koşusuyla ilgili olarak. Yani bu bize çok güzel görüntüler veren halk koşusuyla ilgili olarak insanların tamamını aynı noktadan bir seferde başlatmayacağız. Bu da yine Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir önerisiydi. 20 binli 25'er binli gruplar halinde çıkışlar vereceğiz. Yani aynı anda 100 bin kişi, 120 bin kişi köprü üstünde olmayacak. Ben her ne kadar 120 bin kişiyle sınırlandırıyoruz desem de eğer talep 120 binin üstüne doğru gidiyorsa yapacağımız şey son grubun arkasına bir grup daha eklemek. Yani insanlar lütfen kayıt olsunlar. Kayıt olmadan hiç kimseyi bu sene köprünün üzerine çıkarmayacağız. Bu da yapılan yeniliklerden bir tanesi. Üçüncü yenilik, geçen sene 8 kilometre çıktı koşuya kaydolup halk yürüyüşü ile beraber başlamak durumunda olan ve çip aldıkları halde hak ettikleri dereceleri koşamayan insanların şikayetlerini göz önünde bulundurduk. Ve artık 8 kilometrelik çipli yürüyüş ile halk koşusunu birbirine ayırdık. Onların start noktaları farklı yerde olacak. Önümüzdeki haftalarda olacak Avrasya Maratonu var biliyorsunuz. Onun da bir basın toplantısı yapıldı. Çok büyük bir ilgi vardı. Peki başkanım ne düşünüyorsunuz bu Avrasya Maratonu için? Şimdi Avrasya Maratonu özellikle bu benim için güzel bir sürpriz oldu. Alp Aslan Bey'in tanıtımı. Avrasya Maratonu Türkiye'nin Avrupa'da tanıtımı için çok ciddi bir marka değeri yükselten bir tanıtım aslında. Koşu ve yarışma. Bugün Alp Aslan Bey ve daha doğrusu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Çağatay Kalkancı Bey, yine eski Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Göksel Bey ve Alp Aslan Bey bugün Sultan Gazi'mizdeydiler. Çok güzel bir toplantı yaptık. Çok güzel bir görüşme oldu. Onların spora katkısını zaten biliyorduk ve Avrasya Maratonu'ya da bunu bir kez daha yaşamış oldum şimdi burada. Çok hoş oldu. Umarım güzel olacak Türkiye için. Evet, Avrupa güzel olacak evet. Diyorsunuz. Çok güzel. Peki siz ne düşünüyorsunuz Adnan Bey? Şimdi şöyle bir şey, Babeski'den baktığımızda Avrasya Maratonu her sene üzerine değer katan bir spor olayı. Ve bunu Türkiye'yi dünyada gerçekten iyi bir reklamı oluyor kanısındayım. Türkiye açısından Türkiye çok açısından büyük bir reklamı var. Hatta 33. Avrasya evet, Maratonu. Yıllar geçtikçe daha da artıyor. Çok güzel bir basının olay. Çok büyük bir ilgisi var. Her sene daha da çok artmakta bu. Evet, her sene daha da artıyor. Evet. Artıyor. Güzel. Çok güzel. Evet gerçekten Aslı Bozkurt yani orada basının ilgisi görülmeye değerli. Tabii minyatür gibi güzel bir yerde Sayın Alpaslan Ertekin'i. Tabii burada basın departmanında Çağatay Bey'in hakkını inkar etmemek lazım. Tabii orada herkes çok can yürekten bu organizasyona basını oraya getirebilmek için iletişim ağını çok iyi devreye soktular Sayın Yılmaz. Biz de tabii orada da söyledik irili ufaklı basına, medyaya bu kadar titiz davranan ve o kadar güzel bir adeta brunch havasında bir kahvaltı yapıldı. Ve sonra da sunumlar çok iyiydi. Görev alan herkes özellikle stand ve podyumlarda. Organizasyon çok güzeldi. Evet. Hem bir dayanışma, işbirliği. Evet çok güzel. Güzel geçti. Tabii burada hatta o kadar güzel yapılmış ki 34.sü daha hazırlanmış. Tabii biraz sonra telefonumuzda bakalım çok önemli bir genel müdür bize bu konuda açıklamalar yapacak. Peki özellikle 11. grupta Babaeski Spor İstanbul'un önemli bir takımını yenmeyi başardı. Evet.